nur ve kemali arttıran, hem insanın nurunu arttıran hem de insandaki kemali arttıran şey helal kazançtan elde edilen lokmadır. Yani demek ki kazançlarımıza dikkat edeceğiz. Yani kazancımıza dikkat edeceğiz ki helal olacak kazancımız. Kazancımız helal olursa o zaman kemalatımız artacak. Eğer kazancımız helal olmazsa kemalatımız artmayacak. Eğer kazancımız helal olmazsa bizim nurumuz artmayacak. O yüzden kazançlarımıza dikkat edeceğiz. Yani buna dikkat etmeyen kimseler, hani Hazreti Pir'in bir meşhur sözü var ya, senin ambarın neden dolmaz? Ambarında delik var diyor. Ambarında delik var. Yani sen kazancın senin helal değil, haramlarla iştigal ediyorsun veya bir taraftan kazanıyorsun, bir taraftan kaybediyorsun. Allah muhafaza eylesin. Oysa Cenab-ı Hak Bakara 168'de buyurdu ki, ey insanlar, yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık düşmanınızdır. Demek ki kazancımız helal, yani bir de yiyeceğimiz helal ve temiz olacak. Bakın, bizim yiyeceklerimizin, içeceklerimizin üzerinde iki önemli unsur var. Birincisi helal olması, ikincisi temiz olması. Helal olması yetmiyor. Burada temiz olması lazım. Temizlikten kasıt, normalde bildiğiniz temizlik değil, hijyenle alakalı değil. Yani katkı maddeleri. Mesela siz şimdi işte çocuklar çok seviyorlar ya, ne patates, cips değil mi? Şimdi baktığımız zaman patates helal mı? Helal. Ama temiz değil o cips. Neden? İçinde o kadar çok katkı maddesi, o kadar kimyasallar var ki. Temiz hükmünde değil. Bakıyorsunuz içeceklere, işte gazlı içecekler, başta kola. Yıllardır hep tartışılır ya, mesela kola içinde ne içerik olduğunu bir türlü mahkemelere dahi vermiyor. Mahkeme onu alamıyor. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi kolanın içeriğini öğrenemiyor. Ne içtiğinizi bilmiyorsunuz. Şimdi içerik olarak temiz hükmünde mi? Değil. Yani normalde veyahut da bu hep diyorum ya, paketlenmiş gıdalardan uzak durun diye. İçinde kimyasallar var mı? Var. İçinde kimyasal olan her ne ürün var ise hiçbirisi de temiz hükmünde değil. Ama bize normalde şimdi komple bunları yediriyorlar mı? Yediriyorlar. Temiz hükmünde mi? Değil. İşte ne yiyoruz mesela? Tavuk değil mi? Herkes harıl harıl tavuk yiyor. Tavuk helal mı? Helal. Temiz mi? Değil. Örnek. İşte herkes böyle hazırlanmış sosisli, salamlı bir sürü et ürünleri yiyor. Öyle mi? Evet. Baktığımızda helal mı? Evet. Ama içerik olarak temiz mi? Değil.